Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sabah erken saatte kalktık ve kahvaltımızı hemen yaptık. Şöyle hemen böğürtlenler yeni yeni olmaya başlamış. Şifa deposu. Bu siyah rengi zaten çok şifalı arkadaşlar. Bu arada mevsimi gelmişken bol bol tüketelim arkadaşlar. Bu arada sesinden de anlaşılıyor. Ben biraz grip oldum. Malum havalar değişiyor burada. Ve mevsimi gelmişken çıkalım biraz böğürtlen yiyelim dedik. Evet şurada. Aslında bunlar simsiyah olsa ben videosunu çeksem çok sevinirim ama artık malum memlekete dönüş vakti geldi. Evet, burası Afyon Karahisar arkadaşlar ve ben memleketim Osmaniye'ye döneceğim inşallah Allah izin verirse. Bu arada elimize dikenler batmadan, dikeni batsa da lezzetli arkadaşlar. Ne yapalım? Mevsimi gelmişken böyle tüketelim bol bol arkadaşlar. Reçeli de harika olur bu arada. Geçen yıl yaptım ben bunun reçelini. Bu yıl daha erken. Aslında sabredip toplasak olur ama şöyle çok çok olsa avuç avuç toplamak vardı. Bu yıl da dedik çıkalım. Böğürtlen yiyelim. En azından reçelini yapamasam da bol bol böyle avuç avuç toplayalım yiyelim dedik arkadaşlar. Evet şurada da var. Onları da alalım. Tamamen vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir arkadaşlar böğürtlen. Ve bu böğürtlenin yaprağından da ben çok şifalanıyorum arkadaşlar. Aslında çok şükür ağrım sızım yok. Sadece sesimde bozukluk kaldı. Bu böğürtlen ebegümeci sayesinde. Ebegümeci ve bu böğürtlenden kaynattım. İçine de birazcık ıhlamur kattım. Tabii ıhlamur da kendi bahçemizden. Bu da çok doğal olduğu için böğürtlenimiz. Biraz da bundan şöyle yapraklarından sap kısımlarından kırpıp hem biraz kışlık kuruttum. Götüreceğim malum apartmanda nerede bulacaksın her an için böğürtleni. Kış ayların grip ilacımız arkadaşlar bu. Yeni olurken içtiğiniz zaman anında kestiriyor gribinizi. Ama benim gibi biraz grip olduktan sonra içerseniz tabii böyle hafif atlatmanıza sağlıyor. Şurada yukarılara da çok güzel varmış. Düşünsenize bunların hepsi siyah olduktan sonra burayı düşünemiyorum artık. Şurada da çok güzelleri var. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren böğürtlen arkadaşlar. Böyle koyu meyveleri mevsiminde tüketirseniz çok da şifalı olur. Evet, tadı harika. Birazcık mayoş. Daha yeni yeni olgunlaştığı için mayoş oluyor. Ama biraz daha olgunlaşır su başındakiler de hepsi kararmaya yön tutsa bunlar daha şekerli olur aslında. Ama olsun sabah sabah bu mayoşluğu ekşiliği de bize zindelik verdi. Enerji almamızı sağladı. Vereyim anneciğim eline. Evet, benim prensesim de yesin bol bol. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bizim için çok önemli. Hem yorumlarınız hem abonelikleriniz arkadaşlar.
Lütfen eğer videom hoşunuza giderse beğeni butonuna da basmayı unutmuyoruz. Yorumlarınıza mutlaka döneceğim arkadaşlar. Dönmezsem çok ayıp olur. Onu ben kendime yakıştıramam zaten. Yorumlarınız da bizim için çok önemli. Evet, şöyle. Bu arada koyu meyveler demişken, şöyle şu koyu eriklerimizi de, mor eriklerimizi de es geçmeyelim. Birkaç tane yanıma aldım. Evin önünden geçerken arkadaşlar birkaç tane yanıma aldım ki yolda canımız ister yeriz diye. Evet, şurada büyükleri varmış. Kara dut, kara erik, siyah erik. Evet, bunlar böğürtlenler. Bahçemizde bunun aşılısı var arkadaşlar ama bu en doğalı. O da çok ekşi. Çok da iri ama hemen birkaç tanesi bir avuç oluyor. Ama tabii bunun kadar da olmaz. Bunun verdiği hem şifayı hem de bu doğallığı, bu lezzeti vermez arkadaşlar. Evimizdeki aşılı böğürtlenlerimiz. Bu tabii en doğalı. Gel vereyim anneciğim, gel. Evet, tabii. Benim kızım da grip oldu. Ne yapacağız? Tabii benimle vakit geçirdiği için gribini bana da bulaştırmış oldu. Tam da bu ülkemizin zor zamanında arkadaşlar, virüs sardı bütün dünyayı. Böyle doğal meyvelerle de kendimizi koruyabiliriz. Tabii grip olunca biraz korkmadım değil. Acaba virüs mü oldum diye. Ama çok şükür Rabbime, doktorumuza gittik, ilaçlarımızı aldık. Böyle de doğal meyvelerle kendimizi, sağlığımızı destekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi grip çayınızı arkadaşlar unutmayın. Böyle doğaya çıktığınızda böğürtlen yapraklarını toplayıp şöyle makasla ya da bir bıçak yardımıyla elinize batırmadan, şöyle meyveli de olabilir aslında. Tamamen vücudun C vitamini deposu arkadaşlar bu. Tıpkı portakal gibi, kuşburnu gibi. Tabi bu arada kuşburnu da toplayacağız bu arada çıkmışken biz evden. Tam kuşburnu mevsimi Afyon'da. Marmelatını yapacağım arkadaşlar. Geçen yıl marmelatını yaptım ve paylaştım. Eğer geriye dönük videolarımı eğer abone olup izlerseniz, onları da mutlaka takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı da beklerim. Bu yılda kuşburnu toplamasını da geçen yıl çektim, attım. Ama bu yıl paylaşmayacağım onu. Zaten var kanalımda. Görmek isteyen arkadaşlarımıza duyurur arkadaşlar. Evet, böyle avuç avuç tüketelim arkadaşlar, bol bol. Vücudumuzun ateşini düşürüyor. Ve C vitamini aldığımız için depomuza bu böğürtlen sayesinde şifa buluyoruz Allah izniyle arkadaşlar. Evet, böyle bol bol. Al anneciğim, vereyim sana da. Ebe gümeci de boğazımızdaki o balgamın atılmasını sağlıyor ve o da vücudumuzun ateşini düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ve
Akciğer enfeksiyonlarına da çok iyi geliyor arkadaşlar. Böğürtlen, ebegümeci ve ısırgan. Isırganı da tabii unutmayalım. Isırgan da çok şifalı. Ben bunları yaz kış evimden mutfağımdan eksik etmem arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada video hoşunuza gittiyse eğer lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben durduğumuz, gezdiğimiz yerleri. Evet, arkamız olduğu gibi ova. Tıpkı Konya Ovası gibi. Afyon'da böyle ovaları meşhur arkadaşlar. Şöyle gördüğümüz gibi karşımızda köy. Evet. Şurada bizim meşhur bahçemiz. Kenarında ağaçlar var. Evet, şöyle de böğürtlenler. Kıyı olduğu gibi böğürtlenler. Zaten Afyon Karahisar'da böğürtlen ve kuşburnu dediğiniz zaman bütün bahçe etrafı ve civarları böyle kuşburnu ve dediğim gibi böyle böğürtlen oluyor. Hemen videomu kapatmadan önce biraz da kuşburnu göstereyim size. Evet, şurada hemen bir kuşburnu ağacı gördüm ama arkadaşlar böyle küçükleri elemiyoruz malum. Burada büyükleri var. Avuç avuç topladığımız yere geçelim. Bunu da bilenler var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu da yapraklara tıpkı alıca benziyor ama biz buna yemişken deriz. Belki de bilmiyorum başka yerde ne tat ad veriliyor. Ya, rengi kırmızı olduğuna bakmayın, daha olgunlaşmamış. Ve arada yolu görmeden hemen arkadaşlar ben videomu sonlandırayım diye vedalaştım ama şöyle gördüm, ahlat var. Kuşburnu'na gelelim derken şurada gördüğünüz gibi ahlatlar tutmuş. Ahlat dediğimiz yabani aşılanmamış armut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi sert ama bunlar durdukça, olgunlaştıkça yumuşuyorlar ve yiyorsun, çok lezzetli oluyor. Ve tabii yiyebileceğimiz tam da doğal mama eriği dediğimiz bu. Bizim aslında Osmanlı'da mama eriği deniliyor. Burada gövem deniliyor. Böyle mor, yabani erikgillerden arkadaşlar. Çok da lezzetli. Tam da mevsimi. Bunun marmelatını da yapıyorduk biz aslında. Evet, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirecek bir meyvemiz daha. En doğalından. Evet, burada da biraz sık tutmuş bu meyvemiz ama küçük. Normalde aslında bu kadar oluyor. Anne, bu eşli. Az önceki çok seyir. Evet, bu daha tam olgunlaşmış. Az önceki çok olgunlaşmış ve şekerliydi. Evet, normali aslında bu arkadaşlar. Erikgillerden. Gövem dediğimiz mor bitki. Yani mor erik gibi, siyah erik gibi. Rengi mor böyle. Ellerimde böğürtlen olmuş bu arada. Rengi çıkmış. Evet, ben hemen erkenden videomu kapatmaya şey yaptım size. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunları da görünce çekmeden geçmeyeyim dedim. Ve arkadaşlar ağzımın içine de buruşturdu eşek olduğu olgunlaşmamış için. Hafif buruşturuyor ama olgunlaşması çok lezzetli oluyor. Marmelada da harika oluyor bu arada. Evet, bugün de tam da doğal meyve yeme günümüz dedik. Ve böyle de yabani, hiç DNA'sıyla oynanılmış, tamamen organik erik. Daha kütür kütür, sapsarı ama çok şekerli. Evet, şurada avuç avuç var. Yeşil erik gibi ya. Kütür kütür. Evet. Evet, şöyle gördüğümüz gibi bunlar biraz büyük ve şöyle de avuç avuç toplayabileceğimiz yer. Şöyle. Evet, kuşburnu marmelatı yapacağız. Dikenleri elimize batırmadan topladık. Evet, marmelat videomuzda arkadaşlar, geriye dönük videolarımı seyrederseniz, eğer izlerseniz kanalıma abone olup görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Bizim malum daha işimiz çok, yeni başladık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.